Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Sertleşme ilaçlarında doz ayarlaması diye bir şey yaptık, başlık yaptım ama şöyle, aslında burada anlatmak istediğim şey şu. Sertleşme ilaçlarındaki en büyük sorun zaten reçetesiz kullanılıyor olması. Yani neredeyse kullananların %80'i bir doktor tavsiyesi olmadan kullanıyor. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Doktor tavsiyesi olmadan kullanınca hangi dozda kullanacağız onu da bilinmiyor. Yani mesela atıyorum bir A ürününün 25'i var, 50'si var, 75'i var, 100'ü var. Ben hangisini kullanacağım? Yani ki genelde böyle bir durumda eczaneye gidiliyor ki eczaneye gidenler de iyi zaten. Çoğunlukla internetten alınıyor. Eczaneye gidiyor, eczacına deniliyor ki işte bana en kuvvetlisini ver. O da gidiyor 100 mg veriyor. Burada eczacı arkadaşlarının da bence bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Yani sen hiç kullandın mı? Hayır kullanmadın. O zaman en düşük dozdan kullanmalısın diyor. En kuvvetlisini ver denildiği zaman 100 mg veriyor, geçiyor. Şimdi bu doğru değil. Çünkü bir kere zaten sertleşme ile ilgili sorunuz varsa doktora gidip reçete almasınız ayrı. Ama illa da ben hani gitmeyeceğim inat ediyorsanız, gideceğim eczaneden kendim alacağım diyorsanız en azından her ilacın yani sildenafil grubu da olabilir, tadalafil grubu da olabilir. Diğer grupların da en düşük dozuyla başlamak lazım. Mesela sildenafilden örnek vereyim. En düşük dozu 25 mg'dır. Bundan başlayın. Olmadı 50'ye çıkın. O da olmadı 75'e çıkın. O da olmadı 100'e çıkın. O da olmazsa zaten doktora gideceksiniz. En azından sizi mutlu eden dozu bulmanız çok önemli. Yani bunu bulduğunuz takdirde gereksiz ilaç kullanmayın. O zaman ne oluyor? Bir kişiye 25 mg etkili ama kalkıyor 100 mg kullanıyor. En güçlü ya. O zaman aradaki farklı yani 75 mg'lık bir fazlalık var. Bu gidiyor hem yan etki yapıyor. Yani fazla alındığı için, kullanılmadığı için, gereksiz olduğu için. Hem de gereksiz doz alınıyor. Hem de bir gün bir sorun olduğu zaman 100 mg dışında başka bir doz yok. 125 mg yok. O zaman ne kullanacaksınız? Bu da bir sorun. Lütfen buna dikkat edelim. Ha bu zaten internette satılan macunlardır, çikolatalardır, işte petrollerde satılanlar. Bunların zaten içinde ne kadar ilaç var onu da bilmiyoruz. Kaldı ki homojen de dağılmış değil. Yani atıyorum bir macun alıyorsunuz, batırıyorsunuz. Ya tamam yani onun içinde belli miktar koyuyorlar ama bir gün 200 mg, bir gün 50 mg, bir gün 25 mg, bir gün hiç almayabilirsiniz. Onun içinde bu tip maddeleri yani bu tip ilaç dışı ürünleri kullananlar da şöyle bir söylem oluyor. Yani ilaç bazen çok iyi etki ediyor, bazen çok iyi etki etmiyor diyor. Çünkü niye? Doz, sabit doz almıyorsunuz. Ama düşük doz almak sorun değil ama yüksek doz almak sorun bence. Dolayısıyla o tür hani kaşıkla yenilen ya da ısırarak yenilen gıdalarla alınan içinde sertleşme olmamasına rağmen sertleşme ilacı olan maddelerde ne kadar doz aldığınızı kimse bilmiyor. Onun için dikkatli olmanız gerekiyor bu ilaç dozları konusunda. Teşekkür ederim.